Eksotik katalog, 10 yıldan bu yana dünya dışı gelişmiş medeniyetlerden, sinyal yakalamaya çalışan Breakthrough Listen projesi tarafından hazırlandı. Özenle hazırlanan katalog, bazılarını halen tam olarak anlayamamış olsak da, uzaylıların barınıyor olabileceği akla gelebilecek, tüm kozmik nesneleri içeriyor. Listede, asteroidler, kuyruklu yıldızlar, gezegenler, pulsarlar, galaksiler, nebulalar ve yıldız kümeleri dahil olmak üzere derin uzaya özgü 700'den fazla nesne yer alıyor. Listeyi hazırlayan araştırmacılara göre, uzaylı medeniyetleri aramayı görev edinen SETI Enstitüsü'nün belirlediği potansiyel hedef listesini genişletmek. Breakthrough projesinin üyelerinden ve California Berkeley Üniversitesi'nde astronom Brian Leckie, yapacakları çalışmanın gelecekte kamu ve öğrencilere de fayda sağlayacağını belirtti. Leckie, listeye yerleştirdikleri nesnelerin bazıları akademi eğitiminin ilk yıllarında bile bilmediğini söyledi. Eksotik katalog, geçmişte gerçekleştirilen benzer araştırmaların ortaya koyduğu listeyi fazlasıyla genişletiyor. Listede, bugüne dek bilim tarafından çok fazla ilgi görmemiş olanlar da dahil 737 nesne yer alıyor. Leckie, iyi bir ekip çalışması ile her bir nesne üzerinde detaylı araştırma yaparak listeyi sürekli genişlettiklerini söyledi. Kendi ifadesine göre, bu biraz da biyolojide canlıları gruplandırmaya benziyor. İlk başta kolay görünse de, bir grubun içine daldığınızda karşınıza milyonlarca canlı türü çıkabiliyor. Eksotik katalogun ilginç taraflarından biri, gök cisimlerinin yanı sıra insan yapımı nesneleri de içeriyor olması. Bunlar arasında yıldızlar arası uzayda gezegenimizi temsil eden Voyager 1 ve 2, Kuiper kuşağının derinliklerinde ilerlemeye devam eden New Horizons, birkaç meteoroloji uydusu ve Şubat 2016'da Falcon Heavy ile Mars yörüngesine ateşlenen ancak rotadan çıkan Tesla Roadster var. Aklınıza bu noktada soru işaretleri gelebilir ancak belki de Roadster'ın direksiyonun şu an kozmik mikroplar geziniyor olabilir. Eksotik katalog, uzaylı medeniyetlerin izini bulmak aşamasında SETI'nin stratejisini izlemek yerine dünya dışı teknoloji sinyallerine odaklanıyor. Kısaca, uzaylı teknolojisinin sinyallerini bulmak istiyorlar. Bu sinyaller bir Dyson küresi, uzaylı sanayi atıkları, devasa kozmik yaşam alanları ve aklımıza getiremeyeceğimiz, yığınla başka nesne yapı olabilir. Leckie, uzaylıların bizlerden çok farklı görünebileceği, gibi onlara yanlış yerlerde bakıyor olabileceğimizi düşünüyor. Onlar birer makine mi, suya ihtiyaçları var mı, silikon, plazma veya nötron yıldızı maddesinden mi oluşuyorlar? Leckie'ye göre bu soruları yanıtlamaya çalışmaya başlamamız gerekiyor. Bazı uzaylıların sandığımız kadar akıllı değil ama sadece tuhaf oldukları ihtimalini de unutmamak gerekiyor. Eksotik katalogda yer alan kozmik yer ve nesneler 4 ana kategoride toplandı: prototipler, en üstünler, tuhaflıklar ve kontroller. Prototipler hali hazırda çok haşır neşir olduğumuz gezegenler, galaksiler, yıldız kümeleri, nötron yıldızları gibi nesneleri içeriyor. En üstünler, bugüne dek en uç özellikleri ile tespit edilen nesnelerden oluşuyor. Bunlar arasında en büyük gezegen, en sıcak yıldız, en hızlı dönen pulsar gibi çeşitli unvanlara sahip nesneler yer alıyor. Tuhaflıklar, adından anlaşılacağı gibi tam olarak anlamadığımız nesneleri içeriyor. Buna çok iyi bir örnek, Voyager'ın yıldızı olarak verilebilir. Leckie için en harika tuhaflık NGC-247. Yakınlardaki spiral bir galaksiyi temsil eden NGC-247, diskinin yan tarafında bir deliğe sahip. Bu bölgede, normalde olması gerekenden de az sayıda yıldız bulunuyor. SETI'nin öne sürdüğü teorilerden bir tanesi, gelişmiş uzaylı medeniyetlerin galaksileri içinde yıldızdan yıldıza sıçrayabilmesi. Yıldızların etrafını da Dyson küresi adı verilen, devasa güneş paneli benzeri nesnelerle örerek enerjilerini topluyorlar. NGC-247'de bu durumla bağlantılı bir tuhaflık yaşanıyor olabilir. Leckie, gelişmiş bir medeniyetin birkaç yıldızı Dyson küresi ile kapladığını, haliyle de görünmez hale geldiklerini düşünüyor. Yine de bunun düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyor. Çünkü Dyson küreleri güneşten yayılan ısı ile, nihayetinde kızılötesi spektrumda görünür hale gelmeli. Yine de, Leckie tuhaf deliğin incelenmesi gerektiğini düşünüyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz dostlar? Değerli düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Daha fazla uzay ve uzaylılar ile ilgili video için kanalı takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.